Geçen dersimizde Rodgers'ın bendik kavramını bitirdik diye hatırlıyorum. Yani daha önceki dersimizde. Katılan arkadaşım söyleyebilir mi? Olumlu benlik, olumsuz benlik, gerçek benlik, ayna benlik. Onları gördük diye hatırlıyorum. Burada hümanistik yaklaşımın temel kavramlarını da kaldık diye hatırlıyorum. Şimdi hümanistik yaklaşımın temel kavramlara baktığımız zaman en temel kavramlarından birisi nedir? Koşulsuz kabul. Yani koşulsuz kabul. Yani insanı nedir? Hümanistik yaklaşımın temel kabullerinden birisi nedir arkadaşlar? İnsan doğuştan iyidir, özgürdür, seçimler yapar. İyi olduğu için yani insanlar farklı özelliklerde olabilir, farklı davranışlar içerisinde olabilir ama biz onu ne yapacağız? Koşulsuz kabul edeceğiz. Yani kim olursan ol, ne olursan ol yine gel diyeceğiz. Hatasız kul olmaz, atamla sev beni diyeceğiz. Yani koşulsuz kabulde arkadaşlar. Yani hiçbir özelliğinden dolayı hiç kimseye ne yapmayacağız? Ayrı davranmayacağız. Herkes insandır diyeceğiz ve insan olduğu için nedir? Saygıya değerdir diyeceğiz. Bu anlamda koşulsuz kabulle nedir arkadaşlar? Yaklaşacağız. Yani burada koşulsuz kabul şu demek değil. Yani her olumsuz, her türlü davranışı onaylamak değil. Özü itibariyle insanın iyi olduğu ve bunun için nedir? İnsanın koşulsuz kabulle yaklaşılması gerektiğini ne yapacağız? İfade edeceğiz. Kendini kabul ise yani adı üzerinde zaten kendini kabul edecek birey. Güçlü zayıf yönlerini görecek, olumlu olumsuz yönlerini görecek ve ona göre nedir? Yaşamda hareket edecek. Bu şekilde hareket ediyorsa biz buna ne diyoruz? Kendine kabul diyoruz. Kendi özelliklerini biliyorsa ve bu özelliklerine nesnel yaklaşabiliyorsa ve ona göre davranıyorsa bu da nedir arkadaşlar? Kendini kabul davranışıdır. Şimdi burada arkadaşlar en çok soru tabii şeyden geldi. Neden geldi? Empatiden geliyor. Çok önemsenen bir kavram. Çok popüler bir kavram arkadaşlar. Yani biz karşımızdaki kişinin duygu, düşüncelerini ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Yani objektifliğimizi kaybetmeden karşımızdaki kişinin duygu, düşüncelerini nedir? Anlamak. Anladığımızda ona nedir arkadaşlar? İfade etmektir. İfade etmektir. Yani empatit arkadaşlar sadece anladığınızı ifade ediyorsunuz. Yani onun davranışlarını onaylamak, destek olmak, katılmak diye bir şey söz konusu nedir? Değildir. Yani arasındaki fark budur zaten arkadaşlar. Bu anlıyorsunuz, anladığınızı ona yansıtıyorsunuz. Burada ise nedir arkadaşlar? Empatide ise yaşıyorsunuz. Yani burada da ne vardır? Yaşamak var. Karşımızdaki insanın duygu düşüncelerini onunla birlikte biz de yaşıyorsak arkadaşlar sempati vardır. Yani duygudaş oluyoruz, yandaş oluyoruz, taraftar olma söz konusudur. Yani burada objektif olmak durumundayız. Burada objektif olmak durumundayız. Burada yaşıyorsanız objektifliğinizi kaybediyorsunuz. Ne oluyorsunuz arkadaşlar? Subjektif oluyorsunuz. Değil mi? Mesela arkadaşınız bir nedir? Olayı size anlatıyor, üzüntüsünü dile getiriyor. Siz nedir? Bu konuda üzülmüşsün, bu konuda mutsuz olmuşsun gibi nedir arkadaşlar? Onun duygu ve düşüncelerini anladığınıza yönelik yansıtma yapıyorsanız bu nedir? Empatidir. Peki siz de onunla birlikte üzülürseniz objektifliğini kaybediyorsun. Ne yapıyorsun? Sempati duymuş oluyorsun. O üzüldüğü için nedir? Sen de üzülüyorsun. Evet. O mutsuz olduğu için sen de mutsuz oluyorsun. O sinirli olduğu için sen de sinirli oluyorsun. O zaman nedir? Onun duygu ve düşüncelerini sen de yaşıyorsun. Bu sempati oluyor. İşte ben de şu anda işte şey ben de mutsuz oldum, ben de üzgünüm gibi ifadeler nedir? Sempatinin içerisindedir. Empatide ise arkadaşlar işte kırılmışsın, üzülmüşsün, mutlu, sinirlenmişsin. Yani size bir duygu düşüncesini aktarıyor. Anlaşılmak istiyor karşınızdaki kişi. Siz de onu anladığınızı ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ona yansıtıyorsunuz empatide. Empatide anlamak önemli. Sempatide onun duygu düşüncelerini nedir? Yansıtmak önemlidir.
Tabii, anlıyorsun, onu dile getiriyorsun. Üzülmüşsün, anlıyorum, değil mi? Destek, empati oluyor, alıyor hocam. Çünkü bak şey diyorsun, üzüldüğünü anlıyorum. Üzülmüş, anlıyorum demek de üzülmüşsün demek zaten. Bu olay seni çok üzmüş, bu olay seni çok yormuş. Aynı şeyler zaten, değil mi? Ama sen de onunla birlikte, şimdi ben de üzüldüm, ben de üzülüyorum, ben de mutsuz oldum diyorsan, onun ne yapıyorsun? Duygu düşüncelerini sen de yaşıyorsun. Onun duygusunu, düşüncesini yaşıyorsun. O zaman duygusunu yaşadığın için ne olmuş oluyor? Sempati olmuş oluyor. Değil mi? Sempati olmuş oluyor. Şimdi özdeşim de arkadaşlar. Yani özdeşleşmek onunla karşımızdaki kişiyle nedir? İselleşiyoruz. Yani onun davranışını biz de nedir arkadaşlar? Yapma eğilimi içerisinde oluyoruz. Yani senin yerinde ben de olsam aynısını nedir yapardım. Mesela şöyle düşünelim, şöyle bir örnek verelim. Diyelim ki bir arkadaşınız diğer arkadaşıyla tartışmış ve ona ne yapmış? Bağırmış. Bağırmış. Şey diyorsun, sinirlenmiş, bağırmış. Siz empati olarak şey diyorsunuz, diyorsunuz ki arkadaşın seni öfkelendirmiş. Ne oluyor bu arkadaşlar? Arkadaşın seni öfkelendirmiş. Onun nedir? Duygu düşüncesini ne yapıyorsun? Direkt ona yansıtıyorsun. Empati. Değil mi? Empati. Peki arkadaşına şimdi ben de sinirlendim diyorsanız arkadaşlar. O zaman sempati. Ben de olsam senin yerine ben de bağırırdım. Demek yani onun yaptığı davranışı, onun yaptığı evet. Özdeşim kurma aslında arkadaşlar şeyindir biliyorsunuz. Kimindir? Freud'un bir savunma mekanizmasıdır. Şeyle alakası yoktur. Bunlar mesela hümanistik yaklaşım içerisindedir de gördüğümüz kavramlar. Bu değildir ama birlikte verilirler. Sorularda da geçer, seçeneklerde de geçer. Bu bağlamda nedir? Sıkıntı yaşamam adına. Yani onun yaptığı davranışın aynısını yapma eğilim varsa özdeşim. Onun yaşadığı duygu ve düşünceleri o da yaşıyorsa sempati. O karşımızdaki kişinin duygu ve düşüncelerini anladığımızı ona ifade ediyorsak, objektifliğimizi kaybetmeden anladığımızı ifade ediyorsak o da nedir? Empatidir. Empatidir. Bu üçü kafamızda oturdu mu arkadaşlar? Empati, sempati, özdeşim. Evet. Şimdi gelelim saydamlık, içtenlik. Yani burada şeye dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Saydamlıkta aslında işin özeti de şudur. İçi, dışı bir olmak. Evet. İçi, dışı nedir arkadaşlar? Bir olmak. Yani içimizden ne geçiyorsa dışımıza aynen yansıtıyorsak arkadaşlar bu nedir bizim için? Saydamlıktır. Mesela şey yaparsak, tabi burada şeyi de dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Bunu yaparken tabi kırıcı olmamaya dikkat edeceksiniz. Özellikle ben dilini kullanmaya nedir arkadaşlar? Dikkat edeceğiz, değil mi? Ben dilini kullanmaya dikkat edeceğiz saydamlıkta. Mesela arkadaşınıza kırıldınız. Mesela o dedi ki size benim söylediklerim seni kırdı galiba dedi. Siz de hayır öyle bir şey yok diyorsunuz ama gerçekten kırıldınız. O zaman ne yapmış olmuyorsunuz arkadaşlar? İçiniz dışınız farklı olduğu için saydam davranmamış oluyorsunuz. Yani içten dürüst davranmamış oluyorsunuz. Yani kırıldığınızı uygun bir diliyle yani bu böyle davranman, böyle davranman beni üzdü, beni kırdı gibi ifadeler nedir arkadaşlar? Saydamlık ifadeleridir. Yani içinizden geçeni dışınızda sinirlendiyseniz sinirlendiğinizi, kırıldıysanız kırıldığınızı, öfkelendiyseniz küstüyseniz ne yapacaksınız? Dile getireceksiniz. Öyle olduğu halde farklı şekilde ifade ediyorsanız, değil mi? İçinizden çok kızıyorsunuz ama yüzüne gülüyorsunuz. Saydam oluyor musunuz arkadaşlar? Olmuyorsunuz, değil mi? İçi dışımız bir olması gerekiyor saydamlıkta. Kendini açmada arkadaşlar adı üzerinde yani danışmanın konuyla ilgili danışana ya da karşısındaki kişiye nedir kendi yaşantısından bir örnek verip kişiye nedir arkadaşlar? Yani bu işte danışan da yaşayabiliyormuş. Pardon, danışman da yaşayabiliyormuş. Başkalarının başına da geliyormuş gibi onu ne yapmaya yoluna gidiyoruz? Rahatlatma yoluna gidiyoruz, değil mi? Rahatlatma yoluna gidiyoruz kendini açmada. Mesela diyelim ki işte
Danışmana 7. sınıf öğrencisi geldi arkadaşlar. Bir türlü matematikte başarılı olamadığını söyledi. Ne yapsak başı bana yapsak sorun, problemleri çözemediğini, matematiğini anlayamadığını ve düşük puanlar aldığını anlattı. Danışman da diyor ki yani ilk öğretimdeyken zaman zaman ben de matematiği anlamadım. Düşük puanlar aldığım oluyordu diyor. Yani konuyla ilgili kendi yaşantısından danışman bir örnek verirse arkadaşlar biz buna ne diyoruz? Hümanistik yaklaşmada kendini açma diyoruz. Yani öğrenciye burada ne yapıyoruz? Yani danışan da böyle süreç yaşadığı için rahatlatma yoluna ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Yani ilişkilerimizi de böyle yapmıyoruz. Karşımızdaki kişi bir şey anlatıyor. Ya, bu durum benim başıma da gelmişti. Ben de bu tür bir şey yaşamıştım. Şöyle olmuştu diye anlattığımız zaman aslında yaptığımız, kullandığımız teknik nedir arkadaşlar? Kendini açma tekniğidir. Kendini açma tekniğidir. Gelelim şimdi arkadaşlar iletişim. İletişim kaynaklarda ayrı belirli, ayrı bir başlıkta belirli ama iletişim zaten kişisel sosyal rehberliğin sosyal kısmını oluşturur arkadaşlar. Yani diğer insanlarla ilişki nedir? Sosyal kısmını oluşturuyor. Hangi durumlar bizde iletişimde iletişim engeli içeriyor? Hangi durumlar bizde arkadaşlar iletişim engeli içermiyor? Onlara bakacağız. İşte ben dili yani aktif, etkin dinleme, öz saygı geliştirici dil. Bunlar genelde iletişim engeli taşımaz. Yani aşağıdakilerin hangisinde iletişim engeli yoktur diyorsa arkadaşlar zaten genelde sorularda şunu arayın. Ya ben dilini arayın ya da empati. Yani empati varsa, ben dili varsa arkadaşlar ne yoktur? İletişim engeli yoktur. Peki işte sen dili varsa, değil mi? Öz saygı zedeleyici dil varsa arkadaşlar, suçlayıcı dil varsa o zaman ne de iletişim engeli karşımıza çıkıyor. Şimdi ben dilinde ne yapıyoruz arkadaşlar? Aslında karşımızdaki kişinin davranışı hakkında ne yapıyoruz arkadaşlar? Kendi durumumuzu ortaya koyuyoruz. Yani onu şey yapmadan ne yapıyoruz arkadaşlar? Suçlamadan, yargılamadan kendi durumumuzu ne yapıyoruz? Ortaya koyuyoruz. Bireyin davranışına yönelik ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir ifadede bulunuyoruz. Mesela çocuk sürekli arkadaşlar sınıfa geç geliyor. Değil mi? Geç geliyor. Şimdi sürekli geç kalıyorsun, dikkat dağıtıyorsun demek yerine, yani onu suçlamak yerine diyorsun ki kendi durumunu ortaya koyuyorsun. Geçken benim dikkatimi dağıtıyor. Benim dikkatimi dağıtıyor. Yani bir davranışa yönelik ne yapıyor? Kendi durumunu ortaya koyuyorsa, duygu düşüncesini ifade ediyorsa arkadaşlar nedir bu? Ben dilidir. Davranışa yönelik olduğu için arkadaşlar genelde çatışmaları engeller. Neden? Çünkü birey direkt suçlanmadığı için çatışma yoluna gitmeyecektir. Çatışma yoluna gitmeyecektir. Mesela sürekli sesli, parmak kaldırmadan sınıfta bağıran bir çocuğa öğretmen bu şekilde yapman benim başımı ağrıtıyor diyorsa arkadaşlar nedir? Bakın o davranış karşısında ne yapmış oldu? Kendi içinden geçeni ifade etmiş oldu. Değil mi? Kendi içinden geçeni ifade etmiş oldu. Bu da ne olmuş oldu? Ben dili kullanmış oldu. Yani bir karşımızdaki kişinin herhangi bir davranışı karşısında ne hissettiğimizi, o anki durumumuzu ne yapıyoruz? Karşımızdakine söylüyorsak arkadaşlar bu nedir? Ben dili oluyor. Değil mi? Ben dili oluyor. Yani işte ödevini yapmamıştır çocuk. Sorumluluğunu yerine getirmemen beni üzüyor diyoruz. Değil mi? Yani sorumluluğunu yerine getirmiyorsun. Sorumlulukların bilincini kazanmam demiyoruz da ne diyoruz? Sorumluluğunu yani o ödev yapmama davranışı karşısında hissiyatımızı, durumumuzu ona ne yapıyoruz? Aktarıyoruz. Yani bu demek varsa ödevimi yapma beni üzme. Ödevini yap beni böyle davran dikkatimi başıma ağrıtma gibi arkadaşlar. Yani bir nevi dolaylı bir öğrenci nedir? Uyarmadır ve direkt yaptığı davranışa yönelik ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir ifadede bulunuyoruz. Sen dilinde ise direkt arkadaşlar suçlayıcı dildir. Yani
yargılayıcı dildir. Ha, suçlayıcı dildir. Burada davranışa yönelikti. Burada direkt ne yapıyoruz arkadaşlar? Bireyin kişiliğine yöneliktir. Bir söylem içerisine giriyoruz. Ve bu da ne yapıyor arkadaşlar? Direkt suçlayıcı, yargılayıcı bir dil, tehdit edici bir dil olduğu için arkadaşlar bireyi savunmaya itiyor ve çatışma olay yaşanabiliyor. Çatışma yaşanabiliyor. Mesela sınıfta gürültü yapan öğrenciler sürekli gürültü yapıyorsunuz. Başımı ağrıtıyorsunuz. Bak. Ağrıtıyorsunuz, suçluyor. Gürültü yapmanız başımı ağrıtıyor derseniz arkadaşlar bu nedir? Bendir. Ama sürekli gürültü yapıyorsunuz, başımı ağrıtıyorsunuz. Yani nedir arkadaşlar? Gürültü yapma kişiliğine yönelik nedir? Bir saldırı söz konusu. Mesela sürekli geç geliyorsun, zamanında gelmeyi bir türlü öğrenemedin diyoruz arkadaşlar. Nedir? Sen dili. Evet. Ödevlerini yapmıyorsun, sorumluluklarını bir türlü kazanamadın. Nedir? Sen dili. Çocuk sürekli parmak kaldırıyor. Evet. Parmak kaldırıyor ve sesli konuşuyor. Parmağı öyle o şekilde kaldırıyor. İşte diyor ki sınıfta nerede nasıl davranacağını bir türlü öğrenemedin diyoruz. Yani direkt suçlayıcı, yargılayıcı bir dil varsa arkadaşlar bu sen dilidir. Ve iletişim engeli, çatışmalara neden olur. Kişiliğe yöneliktir. İletişim engeli ne yapar? İçerir. Mümkün olduğu kadar sen dilinden nedir uzak durup iletişimde arkadaşlar ben dilini kullanırsak genelde çatışmaları ne yapmış en aza indirmiş oluruz. Peki aktif dinleme, pasif dinleme. İşte aktif dinlemenin diğer bir ismi arkadaşlar etkin dinlemedir. Etkin dinlemedir. Şimdi dinlemelerde arkadaşlar şimdi karşılıklı iletişime geçiyoruz ya. Karşılıklı iletişime geçiyoruz ya. Dinlemelerde şöyle bir şey var arkadaşlar. Bir kere beden dili mutlaka olacak. Her ikisinde de hem aktif dinlemede, etkin dinlemede arkadaşlar hem de pasif dinlemede beden dili mutlaka var. Aktif dinlemede arkadaşlar sözel ifade var. Ama pasif dinlemede sözel ifade nedir arkadaşlar? Yoktur. Sadece beden dili vardır. Bir de bu sözel ifade karşımızdaki kişinin davranış, duygu ve düşüncelerini anlamaya yönelik olursa, yani empati kurmaya yönelik olursa arkadaşlar, ne olmuş oluyoruz? Güzel bir iletişim kurmuş oluyoruz karşımızdaki kişiyle. Burada pasif dinlemede arkadaşlar, pasif dinlemede sessizce bir şey söylemeden ne yapıyoruz arkadaşlar? Dinliyoruz. Karşımızdaki kişi konuşuyor. Beden diliyle dinliyoruz ama nasıl bir iletişim engeli olarak karşımıza çıkabilir? Yani belli bir süre sonra karşıdaki kişi bu iş durumdan rahatsız olur. Hiç tepki vermiyorsanız sadece dinliyorsanız arkadaşlar şöyle bir şey olur insan zihninde değil mi? Yani acaba karşımdaki kişi dinliyor mu dinlemiyor mu gibi nedir arkadaşlar? Bir durum söz konusu olur. Bu da sağlıklı bir iletişim göstergesi değildir bizim için. Yani biz genelde iletişimde dinlemede arkadaşlar aktif dinlemeyi önemseriz. Hem beden dili olarak hazır dinleyeceğiz. Hem de sözel ifadeler kullanacağız. Özellikle empati kurmaya çalışacağız. Özsaygı geliştirici dil ya da ego geliştirici dil ya da özsaygı zedeleyici dil. Burada arkadaşlar bu bakın direkt bireyin özelliklerine hedef alıyoruz. Yani direkt özelliklerine yönelik. Geliştirici dediğine göre arkadaşlar yani özelliklerine ilişkin onu küçük düşürücü, yargılayıcı, mahcup edici özellikler, ifadeler kullanmıyoruz. Yani bir özelliği var karşımızdaki kişinin. Onu ne yapıyoruz? Küçük düşürmemeye çalışıyoruz arkadaşlar. Yani daha yumuşak, daha rencide etmeden söylüyoruz. Öz saygı zedeleyici dilde ise arkadaşlar, öz saygı yani ego zedeleyici dilde ise yani karşımızdaki kişinin özelliğiyle ilgili konuşuyoruz. Değil mi? Konuşuyoruz. Mahcup edici, küçük düşücü, yargılıcı bir nedir arkadaşlar? Dil kullanıyoruz. Direkt mesela nedir? Burada şişman. Ahmet çok şişman diyoruz. Burada ise nedir? Toplu görünüyoruz diyoruz. Değil mi? Mesela Anadolu'da falan daha güzel söylerler. Kilo almış kişiye falan. İncitmeme adına mesela şey derler işte kişi kadın erkek fark etmez. Kadınsa eşi için derler işte enişte seni çok iyi bakmış.
Değil mi? Ya da işte erkek ise yenge seni çok iyi bakmış. Yani burada direkt şey demiyor da kilo almışsın, şişmanlamasın demiyor da yani değişik yoldan ne yapıyor? Söylüyor, uygun bir dille söylüyor. Yani bu da ne oluyor? Karşıdaki kişiyi biraz rahatlatıyor, değil mi? Şeyde de aynı şey. Mesela zayıflıkta da aynı olay. Ha, evlilik sana yaramış, değil mi? Evlilik sana yaramış gibi söylemler Elif Hocam. Evet, çok haklısın. Yani aslında orada kilolusun demeye getiriyor, değil mi? Şişmansın demeye getiriyor ama yumuşak böyle bir dille söylediği için işte biz buna ne diyoruz? Öz saygı geliş. Aslında Anadolu'da bizim insanımız zaten bu öz saygı geliştirici dili nedir arkadaşlar? Kullanıyor. Aynı zamanda eskiler özellikle biraz yaşlılarımız şu dili daha fazla kullanıyorlar arkadaşlar. Neyse yüzünü söylüyor. Yani bunu saydamlık adına yapıyor belki ama saydamlık böyle bir şey değil. Yani saydamlıkta ne olması lazım? Aynı zamanda ben dili de kırmamamız gerekiyor. Değil mi? Mesela zayıfsa mesela ergenler daha çok yapıyor bunu arkadaşlar. Mesela bu şey diyorlar işte vitaminsiz diyorlar mesela zayıf olana. Şişman olana dombili diyorlar. Yani daha acımasız oluyor ergenler değil mi çocuklar? Bu dili daha fazla ne yapıyorlar kullanıyorlar. Mesela kel değil mi? Mesela kel keltoş diyoruz. Nedir? Zedeleyici dil. Peki geliştirici dilde ne yapıyoruz arkadaşlar? Saçları seyrelmiş diyoruz. Saçta aynı şeyi söylüyoruz aslında. Yani kelsin de bak saçların seyrelmiş. Daha yumuşak şekilde söylediğin zaman öz saygı geliştirici değil. Direkt özelliğini vurgu yaptığın zaman bu ne oluyor? Öz saygı zedeleyici değil. Mesela zayıf insanlar içinde nedir arkadaşlar? Öz saygı zedeleyici de çok kullanılır mesela. İşte vitaminsiz diyor ergenler. Değil mi? Kötüleşmişsin diyor. Kürdan gibisin diyor. Yani bir sürü nedir arkadaşlar? Olumsuz ifadeler kullanılıyor. Direkt bir özelliğiyle ilgili arkadaşlar. Küçük düşürücü, zedeleyici ifadeler kullanıyorsa bu nedir? Öz saygı zedeleyici değil. Şey ise nedir arkadaşlar? Aynı şeyi söylüyoruz ama daha uygun bir dille söylüyoruz. Karşı tarafa mahcup etmeden, küçük düşürmeden söylüyoruz. Bu dil daha güzel tabii. Yani mutlaka o kişinin özelliğiyle ilgili bir şey söylemek istiyorsunuz ama uygun bir dille ne yapmış oluyoruz? Bu uygun dilde nedir? Öz saygı geliştirici dildir. Değil mi? Öz saygı geliştirici dildir. Evet, şimdi şöyle bir şey, bir örnek alalım. Şöyle diyelim, bir örnek verelim arkadaşlar. Diyelim ki, olsun, işte iki öğretmen arkadaş olsun, eşleri de ne bileyim öğretmen olsun. İki eş şöyle şeye gitsinler, Antalya'ya bir seminere gitsinler. Eşler de arkadaş. Ne olsun? İki kişi o gün yemeğe çıksınlar. Hayır şey pardon şöyle yapalım. Şu Ayşe olsun, şu Fatma olsun. Ayşe'nin eşi nedir? Şeye gitsin. Antalya'ya nedir? Bir hizmet içi eğitime gitsin. Bir lüks otelde kalsın. Şimdi bunlar da baş başa yemek yiyorlar. Yani baş başa ne yapıyorlar? Yemek yiyorlar. İşte Ayşe başlıyor sürekli işte 7'de toplantı bitecek akşam 7'den itibaren ne de sürekli aramaya başlıyor. Eşini sürekli aramaya başlıyor. İşte şey diyor ki arkadaşı yani beraber zaman geçirecektik. Sen eşine takıldın sürekli ona arıyorsun. Benimle zaman geçirmiyorsun. Ben sana kırıldım diyor. Hangisini arkadaşlar bu hümanistik yaklaşım kavramlarının hangisine karşılık gelir? Böyle bir ifadesi şu Fatma olsun Fatma'nın. Ben sana kırıldım. Bak Ebru hocam kırılmışsın, üzülmüşsün diyorsa o zaman bak karşıda ben kırıldım diyor. Evet. Ya ben dili olur burada içinden geçeni söylediği için ya da içi dışı biri olduğu için ne olur? Saydamlık olur. Değil mi? Saydamlık olur. Empati de şöyle der. Yani işte şey eşine ulaşamaman seni endişelendirdi. Bak. Böyle bir ifade kullandım. Bu ne olur? Ebru hocam empati. Neden? Çünkü onun hissiyatını endişelendi. Endişelendiği için nedir?
arıyor, değil mi? Arıyor. O zaman ne oluyor? Empati. Ama birlikte vakit geçireceğimiz yerine sen sürekli de eşini arıyorsun, kafan orada, ben sana darıldım diyor. İçinden geçeni aynen söylediği için evet arkadaşlar, saydam davranmış oluyor. Saydam davranmış oluyor. Burası anlaşıldı mı? Mesela şöyle deseydi Fatma şöyle deseydi, senin işine de güven olmaz ha, aramakta çok haklısın dese. Ne olmuş olur arkadaşlar? Ne olmuş olur? Şöyle Elif hocam. Bak, senin eşine de hiç güven olmaz ha. Ha, şöyle bir şey. Şu sürekli arıyor. Mesela bir saattir arıyor arkadaşlar. Öyle diyeyim. Bir saattir durmadan arıyor. Karşı taraf açmıyor. Çalıyor çalıyor açmıyor. Senin arkadaşına, senin eşine de güven olmaz ha falan diyor. Bak burada nedir arkadaşlar? Şu bir saat bir insan niye arar? Demek ki otele gitmiş, bir takım kaygıları var. Güvenmediğini gösteriyor. Yani ben de seninle aynı duygudayım diyor. Yani aynı duygudayım diyorsa, duygudayız, yandaşız seninle diyorsa, sempati. Ben de olsam senin yerine böyle uzun uzun arardım deseydi, senin yaptığın davranışı ben de yapsaydım deseydi, o zaman özdeşim kurma. Güzel, özdeşim kurma. Peki şöyle dese, yani benim eşim de bazen böyle yerlere gidiyor. Ben de uzun arıyorum ama ulaşamıyorum. Genelde erkekler böyle yapıyor derse. Fatma. Hangi kavramı kullanmış olur arkadaşlar? Değil mi? Yani bak, ne yapıyor? Kendi durumundan bir örnek veriyor. Konuyla ilgili kendi yaşantısından bir örnek veriyorum arkadaşlar. Veriyor. Kendini nedir? Açma. Demek ki kendini nedir arkadaşlar? Açmadır. Ayşe diyor ki, yani aman diyor, boş ver diyor, ya gitsin ne yaparsa yapsın. Eşimdir. Nedir? Her koşulda ben onu kabul ederim diyor. O zaman ne oluyor arkadaşlar? Koşulsuz kabule girmiş oluyor, değil mi? Koşulsuz nedir? Kabule girmiş oluyor. Ya yani bu şekilde nedir arkadaşlar? Örnekleri çoğaltabiliriz. Örnekleri çoğaltabiliriz. Bu kavramlar kafamızda oturdu mu? Buradan bir tane soru gelir arkadaşlar. Özellikle empatiye dikkat edin. Şeye dikkat edin. Genelde iletişim engeli içerir içermez diye soruyorlar. Yani orada niye dikkat edeceksiniz? Genelde de iletişim engeli içermeyen diyorsa, yani sorular seçeneklerde ya empati vardır ya da nedir arkadaşlar? Ben dili vardır. Değil mi? Ona dikkat edeceğiz. İletişim engeli diyorsa işte sen dili vardır. İşte ne vardır? Pasif dinleme vardır. Öz saygı zedeleyici nedir? Dil vardır. Değil mi? İşte şey yapıyordur. Nasihat veriyordur. Yargılıyordur. Tehdit ediyordur. Yani tehdit ediyor değil mi? Sözleriyle ifade ediyordur. Suçluyordur arkadaşlar. Yargılıyordur. O tür şeyler nedir? Karşımıza iletişim engeli olarak çıkıyor. İletişim engeli olarak çıkıyor. Yani iletişimde biz ya akıl verme de mesela nedir arkadaşlar? Bir iletişim engelidir. Değil mi? Nasihat verme de bir iletişim engelidir. Emir verme de nedir arkadaşlar? Bir iletişim engelidir. Bunlar hep nedir? İletişim engelidir. Sen dili de bir iletişim engeli. Öz saygı zedeleyici dil de bir iletişim engeli. Ama genelde işte bunlar iletişim engelinde bunları verirler örnek. Genelde de iletişim engeli olmayanı da ben dili ve sen dilinden nedir arkadaşlar? Örnek verirler. Şimdi gelelim çatışmalar yaşadığımızda arkadaşlar. Çatışma yaşadığımızda kullandığımız çatışma çözme stratejilerine gelelim. Çatışma çözme stratejilerine gelelim arkadaşlar. Burada şöyle bakın. Şöyle bir grafik çizebiliriz ama sığdırabileceğim mi bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle fazla sığdıramaz. Şimdi burada hayvanları kullanıyoruz. Kaplumbağa, geri çekilme, oyuncak, köpek balığı, tilki nedir arkadaşlar? Baykuş. Şimdi burada arkadaşlar bakın.
Kaplumbağa baktığımızda hayvanların özelliklerinden yola çıkarak arkadaşlar çatışma çözümü tekniği ne yapılmış? Geliştirmiş. Kaplumbağa en ufak bir arkadaşlar tehlike anında ne yapar? Kabuğuna çekilir. Yani ne yapamazsınız arkadaşlar? İlişki de kurmaz. Amaçları, istekleri de nedir? Önemli değildir. İletişimi kuramadığınız için sizin de nedir? Amaçlarınız nedir? Gerçekleşmemiş olur. Değil mi? Gerçekleşmemiş olur. Yani burada şey var. Ne şeytanı gör ne salavat getir anlayışı nedir arkadaşlar? Söz konusudur kaplumbağada. En ufak bir riskte arkadaşlar hemen geri çekilir, kaçar. Bu anlamda ilişkiyi de önemsemez nedir? Amacı da ne yapmaz? Önemsemez kaplumbağa. Şöyle sevirsem aslında şöyle bakın arkadaşlar. İşte şuraya nedir? Şuraya amaç diyelim. Şuraya da ilişki diyelim bakın. İlişkiyi mi önemsiyor? Amaç çıkarı mı önemli? Ona bakacağız. Bak şey buradadır arkadaşlar. Kaplumbağa şuradadır. Yani ne ilişki önemser ne de amacı önemser arkadaşlar. Kaçar. Kaplumbağa şuradadır. Peki ilişki çok önemli. İlişki devam etsin. Ben isteklerimden, amaçlarımdan, beklentilerimden vazgeçerim diyorsa arkadaşlar bu nedir? İlişki ayıcık. Bakın ayıcık burada bak şu şekilde bakacaksınız. Şöyle bakın ya ben amacımı, isteğimi mutlaka söke söke alırım. Altta kalanın canı çıksın. Ben ilişkiyi çok önemsemem diyorsa ne yapacağız? Çatışma çözümünde köpek balığı adına anlaşılıyor bak. Köpek balığı nedir arkadaşlar? Yırtıcıdır. İsteğini ele alır, zorla alır. Evet, ilişki önemli değildir onun için. Peki şöyle gelelim. İlişki ve amaç orta düzeyde önemliyse, yani burada bir pazarlık havası var, değil mi? Çünkü bu şeydir arkadaşlar, yani ilişki ve şeyi dengeleyebilmek burada nedir? Biraz kurnazlık gerektiriyor. Tilki bu anlamda burada bu işi yapıyor. Bir de hem ilişki hem de amaç her iki taraf için de önemseniyorsa arkadaşlar buna biz ne diyoruz? Baykuş diyoruz. Baykuş biliyorsunuz kuşlar arasında nedir? Bilge kuş olarak geçer. Şimdi bakalım bu anlamda değerlendirdiğimiz zaman arkadaşlar. Bak şey burada ayıcık burada. Yani aman diyor ağzımızın tadı bozulmasın. Değil mi? Yani bunun için nedir arkadaşlar? İstek ve amaçlarından vazgeçiyoruz. Tekrar açıklayacağım hocam tilkiyi. Elif hocam. Tekrar açıklayacağım. Sadece grafik üzerinde gösterdim. Burada bak arkadaşlar kaplumbağada. Hani şey dersiniz ya hatır için nedir? Çiğ tavuk yenir. Nedir? Aman ilişki bozulmasın. O anda amacımdan vazgeçebilirim diyoruz. Değil mi? Bir dizide diyor diye bir kadın aman ağzımızın tadı bozulmasın. Değil mi? Aman ilişkilerimiz devam etsin. Hani mesela şeyde de öyledir ya. Mesela biriyle ilişkisi vardır kişinin. İşte aman ilişki devam etsin diye sürekli karşı tarafın isteklerine, amacına boyun eğip kendi isteklerinden geçiyor, ilişkiyi sürdürmeye çalışıyorsa biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Ayıcık taktiği diyoruz. Değil mi? Ayıcık taktiği diyoruz. Peki tam tersi yani şu kişi, baştaki kişi şurada bunu nedir arkadaşlar? İlişkide zorluyorsa ve kendi amaçlarını önemsiyorsa, ilişki hiç önemli değilse, onun dediği olacak diyorsa arkadaşlar, zorla bir davranışı yaptırıyorsanız nedir? Siz kazanıyorsunuz, karşı taraf ne yapıyor? Kaybediyor. Bak burada arkadaşlar, ilişkiyi önemser, amacından vazgeçerseniz siz kaybediyorsunuz, karşı taraf kazanır. Şeyde ise amacı önemseyip ilişkiyi önemsemiyorsanız arkadaşlar siz kazanırsınız, karşı taraf kaybeder. Peki kaplumbağada ilişkiye giremediğiniz için kaplumbağa hemen nedir arkadaşlar? En ufak bir diskte geri çekilir. En ufak bir diskte geri çekilir. Bu anlamda arkadaşlar ilişkiye giremez. Her iki tarafta kaybeder. Eksi eksidir. Şu da altta göreceğiz zaten. Tilki de arkadaşlar, tilki de nedir? Baktık, iş sarpa sarıyor. Biz biraz amaçlarımızdan, biraz ilişkilerden, biraz amaçlardan, biraz nedir? Fedakarlık yapıyoruz. Orta yolu bulmaya çalışıyoruz. Peki kazanıyor muyuz? Kazanıyoruz. Ama tam anlamıyla mı kazanıyoruz arkadaşlar? Tam anlamıyla kazanmıyoruz. Her iki tarafta ne yapıyor? Fedakarlık yapıyor. Baykuş'ta ise arkadaşlar kesinlikle her iki hem ilişki sürecek tam anlamıyla hem de her iki tarafında nedir? Amaçları gerçekleşmiş olacak. Artı artı olacak. Bakın
Oyuncak ayı dediğimiz olay şu. Yatıştırma, alttan alma. Yani biz nedir arkadaşlar? Biz amacımızdan vazgeçiyorsak, ilişki önemsiyorsak biz kaybediyoruz. Karşı tarafın amacı nedir arkadaşlar? Gerçekleşmiş oluyor. Yani genelde karşı tarafından sevilmeyi, kabul görmeyi, ait olmak istiyorsak arkadaşlar genelde bu tür davranışları ve şey yapıyoruz. Mesela şöyle bir şeydir. Akran baskısında falan çok karşımıza çıkar. Çocuk aslında ne yapar arkadaşlar? Ama gruptan atılmayayım diye karşı tarafın olumsuz davranışlarına sürekli katılırsa, onların isteklerine katılırsa arkadaşlar ne olmuş oluyor? İlişki sürsün diye diğer arkadaşların isteklerini gerçekleştirmiş oluyor. Mesela şeylerde falan da olur bu hocam. Arkadaşlar mesela kız istemeye gidilir. Genelde bizim geleneğimizde ne vardır? Damada nasıl kahve yapılır? Bilmiyorum evli misiniz? Bekar mısınız? Heh, tuzlu. Damat içer mi? İçer. Zehir gibi de acı, sadece bazıları şey de yapmıyorlar. Yani sadece tuz değil, biber bilmem ne her şeyi karıştırıyorlar. Zehirlenecek düzeye getiriyorlar. Ama o da içer. Neden? Aman orada nedir? Şu şey olsun. Verme işi olsun. İlişki devam etsin. Değil mi? Onu ne yapar arkadaşlar? İsteme isteme aslında içer. İçmeyeni görmedim ben şu ana kadar. Belki içmeyen vardır da genelde içiliyor. Şimdi arkadaşlar o da nedir? Mesela ayıcık taktiğidir değil mi? Yani erkeğin tuzlu kahveyi içmesi. Değil mi? Tuzlu kahve içmesi nedir arkadaşlar? İlişkin devam etmesi yönündedir. Köpek balığı dedik ya güç kullanıyor zaten. Amacı önemli. Kazanmak önemli. İlişki hiç önemli değil. Karşı tarafı hiç önemsemiyor arkadaşlar. Zorla nedir? İsteklerini yaptırmak. Kendi çıkarları doğrultusunda davranmak, köpek balığı, güç kullanma, tilki uzlaşma arkadaşlar. Yani hem amaçları hem de ilişki orta derecede. Yani uzlaşma yönüne gidiyor arkadaşlar. Yani hem kendisi biraz fedakarlık yapar hem de karşı tarafa nedir arkadaşlar? Ödün vermeye ikna eder. Değil mi? Bir orta yol bulur. Pazarlık gibi. Yani şeyler de oluyor. Şimdi artık şeyler de olmuyor da alışverişlerde yapıyorsunuz ya arkadaşlar. Şimdi eski esnaflarda böyle dükkanlara gittiğinizde şimdi artık ulusal şeylerde tek fiyat geçiyor. Pazarlık olmuyor. Ama bizim geleneğimizde ne vardır? Pazarlık vardır. İşte ne yapacaksınız? Bir kazak alacaksınız. Karşı taraf ne yaptı? 60 dedi. Siz ne yapıyorsunuz? İşte 40 diyorsunuz. Evet, 40. İki tarafın isteği de olmadı. Ne yapıyorsunuz? 50'de buluşuyorsunuz. O biraz fedakarlık yaptı, sen biraz fedakarlık yaptın. Ne oldu? Sen kazağa sahip olduğu için kazançlı çıktın, bu da para aldığı için kazançlı çıktı. Orta derecede oluyor. Ne buranın isteği oldu, ne buranın isteği oldu? Ortada buluştunuz. Pazarlıklar bunda en güzel örnektir tilkide. Pazarlıklar nedir? En güzel örnektir. Baykuşta ise arkadaşlar, her iki tarafın nedir? Amaç ve istekleri ne oluyor arkadaşlar? İlişki amaç gerçekleşmiş oluyor. İlişki devam etmiş oluyor arkadaşlar. Hem kendisi hem de nedir? Karşı taraf kazanmış oluyor. Mesela şöyle örnekle daha somutlaştırabiliriz arkadaşlar. Diyelim ki bir ergen kardeşiniz var ve aynı odada ders çalışmak zorundasınız. Evet, aynı odada ders çalışmak zorundasınız. O nedir? Rap müzik, yüksek sesle rap müzik dinlemek istiyor. Siz de ne yapıyorsunuz? Ders çalışacaksınız. Sessiz olmasını istiyorsunuz. Sessiz bir ortam olmasını istiyorsunuz. Şimdi şey diyorsanız bakın. Aman kardeşim şimdi ergenlikte bunalıma girmesin. O dinlesin. Ben çalışmaya çalışayım diyorsanız hangi taktiği uygulamış oluyorsunuz çalışma çözümünde? Hangi taktiği uygulamış oluyorsunuz? Kimin tarafı oldu? Hayır, bak tilki de orta yol bulunur. Orta yol bu burada. Şuranın isteği nedir arkadaşlar? Gerçekleşmiş oldu. İlişki sürmesi adına değil mi? Karşı tarafın isteğine siz ne yaptınız? Boyun eğdiniz. Heh, ayıcık hocam. Çok güzel. Peki başlar mı senin rap müziğine deyip çocuğu bağırdınız, korkuttunuz? Köpek balığı. Değil mi? Yani sizin isteğiniz oldu. Çok güzel. Peki şöyle olsaydı yani ben rap müzik dinliyorum, dinleyeceğim. Sen ne yaparsan kitabı şeyi topladınız. Canın cehenneme dediniz, başka bir odaya geçtiniz.
Hiçbir ilişkiye girmiyorsanız, çatışmaya girmiyorsanız arkadaşlar, kabuğunuza çekiliyorsunuz demektir. Nedir? Kaplumbağadır. Kaplumbağada hiç çatışmaya girilmez. Yani hiç ilişkiye girilmez. Tilkide ise o zaman bari sen müzik dinleyeceksin. Kısık sesle dinle. Ben de ders çalışmaya çalışayım. Yani ortada buluşmaya çalışıyorlar. İki tarafta biraz ne yapıyor arkadaşlar? Bak bu yüksek sesle dinleyecekti. Bu da ders sessiz ortamda ders dinleyecekti. Bunların istekleri buydu. Burada bu ne yapacak? Kısık sesle dinleyecek. Bu da nedir? Ona göre ders çalışacak arkadaşlar. Biraz sesli, açık sesli ortamda ders çalışacak. Bu hangisi oluyor? Hayır. Hocam bak ortada buluşuyorlar. Şimdi baykuşta her ikisinde isteği olacak hocam. Dikkat edin. Her ikisinde tilki bak orta noktada. Şöyle düşün. Yani şey yapıyoruz ya arkadaşlar. Yani ben aslında yüksek sesle müzik dinlemek istiyorum. Bu da sessiz ortamda ders çalışmak istiyor. Biraz bu kısık sesle dinleyecek. Müzik dinleyecek ama istediği gibi olmayacak. Ders çalışacak ama istediği sessiz ortam olmayacak. Ortada buluşuyorlar. O zaman ne oluyor? Ortada buluşma varsa tilkidir. Yani burada ne vardı? İki tarafta biraz ödün veriyor. Tilkidir. Peki şöyle anladım hocam. Peki şöyle olsaydı şöyle yapalım. Diyelim ki diyecek diyelim ki sen kulaklıkla dinle istediğin ses işte. Ben de ders çalışayım. Değil mi? Bak baykuş neden? Çünkü bu istediği gibi nedir arkadaşlar? Yüksek sesle dinleyecek istediği dili oldu. Bu da sessiz ortamda ne yapacak arkadaşlar? Dersini de. İkisinin de amacı gerçekleşti mi demek. İlişkide de bir zedelenme var mı? Yok. O zaman ne olmuş oluyor arkadaşlar? Baykuş olmuş oluyor. Ha, baykuş olmuş oluyor. Ya çatışma çözümünde arkadaşlar bunu dikkat etmek gerekiyor. Bunu dikkat etmek gerekiyor. Ya buradaki ilişkileri anlamak önemli arkadaşlar. Bak şurada kaplumbağada hiç çatışmaya girilmez. Hayvanlar anlaşılıyor zaten. Her iki tarafta kaybediyor. İletişime giremiyorsun. Oyuncak ayı da oyuncak ilişki sürsün istiyorsun. İlişki sürmesi için karşı tarafın isteklerini boyun eğiyorsun. Yani alttan alıyorsun hep. Bazı ilişkiler hep öyle yürür ya. Bir taraf sürekli alttan alır. Değil mi? Aman der diye hep bir karşı tarafın istekleri olur. Bu taraf nedir? Aman ilişki devam etsin. Evet, nereye kadar devam edecekse böyle bir yaklaşım içerisindedir. Biz buna ne diyoruz? İşte oyuncak ayı diyoruz. Köpek balığında zorla karşıdaki kişiye isteklerinizi, amaçlarınızı yaptırıyorsanız ki adından da anlaşılıyor. Zorlama söz konusu burada arkadaşlar. Ne olmuş oluyor? Pardon. Köpek balığı. Tilkide ise arkadaşlar mutlaka iki taraf için de bir orta yolu. İki taraf için de geçerli bu arkadaşlar. Hem ilişkiler orta düzeyde gerçekleştirmiş oluyor. Her iki tarafın da amaç, isteği iki tarafta ikisi de ne de ortada gerçekleşmiş oluyor. Bunu en güzel hemen tilki deyince aklınıza pazarlık gelsin arkadaşlar. Pazarlıkta ne yapıyoruz? Orta yolu buluyoruz ya. Baykuşta ise arkadaşlar iki tarafında hem istekleri gerçekleşmiş oluyor hem de ne yapmış oluyor? Şey yapmış oluyor. Mesela kazak alırken siz mesela nedir arkadaşlar? Bu kazağa 40 lira veririm dediniz. Karşı tarafta 40 lira beni kurtarır dedi. Kaç para dediniz? 40 lira alıyorum dediniz. Evet. Hangi şeye giriyor burada arkadaşlar? Çatışma çözümüne giriyor. Baykuş. Her iki tarafta nedir arkadaşlar? Burası da kazanmış oldu tam anlamıyla. Burası da nedir? Tam anlamıyla gerçekleşiyorsa o zaman ne olmuş oluyor? Baykuş olmuş oluyor. Yani çatışma çözümünde arkadaşlar şu hayvanlarla ilgili ilişkiyi bu şekilde kurmakta fayda var. Mesela şöyle olsaydı. Siz 40 düşündünüz. Karşı taraf 80 dedi. Aman babana sat dedin gitti. Hiç şeye bile girmedi. İletişime girmiyorsunuz arkadaşlar. O zaman ne olmuş oluyor? İletişime girmiyorsun bak orada. Çektin gitti. Kaplumbağa. Ben de kaybettim. Kaza almadığım için. Karşı tarafta kaza satamadığı için. Her iki tarafta ne yapmış oluyor arkadaşlar? Kaybetmiş oluyor. Kaybetti şey. Kaplumbağada ilişki olmaz arkadaşlar. Direkt kabuğunu çekilme söz konusudur. Peki şöyle olsaydı. Şöyle olsaydı. Aslında siz 40 görebiliyorsunuz. 60. Ne yaptıysanız arkadaşlar ikna edemediniz falan. İnmem diye 59 olmaz diyor. Siz de ne yaptınız? İstemeye istemeye kaza aldınız. Kimin tarafı oldu? Karşı tarafı. Siz kaybettiniz.
O zaman ne oluyor arkadaşlar? Ayıcık. Değil mi? Ayıcık. Neden? Çünkü siz kaybediyorsunuz. Peki şöyle olsaydı. Evet. Şöyle olsaydı. 40 dediniz. 60. Öyle bir şey yaptınız ki, konuştunuz ki, böyle şey yaptınız, ikna edici ya da işte karşı tarafı yıldırıcı, bıktırıcı bir konuşma yaptınız. Al dedi adam, ya al 40, istersen hiç para verme dedi. O zaman ne olmuş oluyor? Köpek balığı, değil mi? Yani bu şekilde bakıyoruz arkadaşlar. Takıldığınız bir nokta var mı? Sormak istediğiniz bir nokta var mı arkadaşlar?